Merhabalar herkese. Yeni bir video ile tekrar sizlerle beraberim. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık 12-13 gündür video atamıyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Size bir taktik videosuyla geri döndüm. Bunu bir özür olarak kabul edin. Çünkü mükemmel bir taktik. Hemen taktiği anlatmaya geçeyim yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar. 4 ileride, 2 orta saha merkezde, 2 bek, bir de kaleci olmak üzere toplam 9 tane hücum düşünen oyuncu. Yalnızca iki tane defans oyuncumuz, merkez defans oyuncumuz savunma olarak görev yapacak. Takım yapısı çok katı. Çünkü bu takım beraber ileri çıkıp beraber geri gelen bir takım değil. Bu takım mükemmel bir takım. Bu takım mükemmel bir taktikle oynuyor. Size şöyle küçük bir tüyo vereyim. Bakın, Premier Lig'de United'la birinci olduk. Olamaz mıyız? Çok rahat olabiliriz. Çünkü United çok büyük bir takım. Fakat Premier Lig gibi bir ligde maç başı 4,8 gol ortalamasıyla şampiyon olmak her baba yiğidin harcı değil. Size böyle söyleyeyim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer tam da burası. Ne yapacağız size? Şimdi tek tek oyuncu görevlerini göstereceğim. Libero kaleci, hücum. Şimdi gençler, libero kaleci hücumun bak şu iki tane görevi kendinden var zaten. Biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Libero kaleci hücum seçmiş ve bırakmış. Başka hiçbir şey yapmamış. Ama şimdi sahte beklere geldiğimiz zaman ikisine birden aynı görevleri vermiş. Bakın, yanında biraz daha böyle kapalı yeşil olarak görülen yerler sahte bek hücumun kendi zaten özellikleri. Sahte bek hücum seçerseniz oyuncularınız bu şekilde oynar. Ayrıyeten daha sıkı markaj yap, müdahalelerde sert ol ve daha az şut çek özellikleri bu oyunculara verilmiş. Yani sağ içinde bunları yapmaları isteniyor. Sağ ve sol sahte bek hücumlarımızın bunları yapması lazım. Pasör stoperlerin kendi görevleri daha fazla risk al. Çünkü pasör stopersin sen. İleriye daha riskli paslar atabilirsin, uzun paslar atabilirsin. Ve mevkinden ayrılma. Bu iki özellik pasör stoper savunmanın kendi özellikleri. Ayrıyeten iki pasör stopere de şu özellikler verilmiş. Daha fazla dribling yap. Çünkü önüm boş olacak. Muhtemelen. Çünkü ben önde basan bir adamım. Karşı takım sana çok fazla gelemeyecek. Gelemeyeceği için önde boş olan bulduğun zaman biraz dribling yap. Şuralara kadar gel. Buralardan pas dene. Dribling yap bu özelliği. Yani. Daha az şut çek. Yani o kadar çok gelecek ki buralara. Buralardan kaleyi deneme. Pas at. Yani onları diyor. Geniş alanda oynayarak sahte bek hücumların ileri çıktığını varsayardığımız için biraz daha geniş oynayarak alana daha çok hakim ol. Müdahalelerde sert ol ve daha sıkı markaj yap. Özellikleri var. Şimdi gelelim. İki tane serbest defansif orta sahamız var. Bu iki serbest defansif orta saha Wall yazıyor yanlarında. Bu İngilizcesi yazmış. Şu an tam ismi aklıma gelmiyor. Aşağı yazabilirsiniz siz ismini. Taner Işık hocamın, biliyorsunuz kendisi de FM videoları çeker. Taner Işık hocamın İtalyan orta saha mevkileri tarzı, tam ismini hatırlamıyorum, bir videosu var. O videoyu seyrederek daha fazla nasıl söyleyeyim size, şey alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz bu konuda. Şimdi bu iki görevin daha fazla hücum açık neyi var sadece? Özelliği var. Ama onun haricinde sıkı markaj yap, sert ol, boş alanlara koşu yap, daha az şut çek, daha fazla dribling yap, daha fazla risk al. Bu ikisine de bu özellikler verilmiş. Sahayı tam olarak kullanacağız yani bu oyuncularla. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Mezella'yı biliyorsunuzdur. Mezella'lar ne yapar? Şuralarda oynarlar genellikle. Mezella'lar kanatlara tam açılmadan oyunun şuru bölgesini kullanırlar. Serbest defansif orta saha oyuncuları da aynı şekilde biraz daha geride görev alıyorlar. Yani şuralara kadar gelip ceza sahası içine kadar girebiliyorlar. Yani şöyle şu alanda mekik dokuyorlar bu oyuncular. Gelelim gizli forvetimize. Gizli forvetimiz de dribling yap, daha fazla risk al, daha fazla hücum açık ve boş alanlara koşu yap özellikleri zaten var. Onun haricinde az şut çekmesi, sert olması müdahalelerde ve daha sık markaj yapması tembihlenmiş. Ve 3 tane yaratıcı forvetimiz var. Üçüne de aynı özellikler verilmiş. Burada bak görüyorsunuz. Tek tek okumama gerek yok. Şöyle bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oyuncu rolleri bu kadar. Hadi şimdi gelelim. Şu bölgeye bakacağız. Şuralara bakacağız. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Topa sahipken bizim takım ne yapıyor bakalım. Hücum genişliği yani ne böyle? Standart değil. Biraz geniş. Dikine uzun pasla oynuyoruz.
Tempomuz aşırı yüksek ve defanstan kısa pasa çıkıyoruz. Ceza sahasına paslaşarak girip yerden ortalar yapıyoruz. Çünkü yerden orta yap bir nevi yerden pas at. Yani havadan orta yapma. Çünkü havadan orta yaptığın zaman oran düşük. Topla bizim oyuncularımızın buluşması biraz daha düşük olasılıkta. Ama yerden orta yap. Yani yerden pas at diyorsun. Yani bildiğin pas at. Daha efektif oluyor. Buradan şurayı seçerseniz. Dribblingine karışmamışız. Zaten çoğu oyuncumuzda dribbling yap özelliği var. Yaratıcılıklarına karışmadık oyuncularımızın. Geçiş oyununda ise topu kaptırdık ya, hemen karşı pres. Top kazandık ya, hemen kontra atak. Onun haricinde kaleciye sadece elle kısa öne dedik ve ister beklere ver, ister stoperlere, ister oyun kurucuya. Yani hiçbir şekilde karışmadık. Peki top rakipteyken ne yapıyoruz? Hemen bakalım. Bakın, savunma hattı standart. Standart olmasına rağmen ofsayt taktiğimiz var. Çünkü takım çok önde olduğu için geriye, arkaya kaçırılan adamlardan gol yeme olasılığımız yüksek. O yüzden ön çizgisi yüksek defans oyuncularıyla ofsayt taktiğini kullanmanız çok 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 efektif olarak taktiği işletecektir. Yaratıcılığımız çok yüksek. Top kaleci top çıkartırken defans toptan çıkmaya çalışırken rakip defanstan topla çıkmaya çalışırken baskı yapacağız. Zaten neden baskı yapmayalım? Burada 4 kişiyiz zaten. 4 kişiyle baskı çok rahat yapılabilir. Diyoruz ve şimdi size şöyle küçük bir yer göstereceğim. Bakın. Bu taktiği 5 tane takımla denedim. Taktik 5 tane takıma denendiği için hepsinin tek tek nelerine bakacağız arkadaşlar. Oyuncuları ne yapmış? Kaç gol atmışlar? Kaç asist yapmışlar? Kaç ortalamayla oynamışlar? Takımların Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, yani Avrupa'da neler başarmışlar? Kendi liglerinde neler başarmışlar? Bunları göreceğiz. Şok olacaksınız. Evet, inceleyeceğimiz ilk takım United. Manchester United'ın formalarına bayılıyorum. Özellikle şu kırmızı forması mükemmel. Öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar. Yavaştan nereye geliyoruz? Kadroya tıklayalım şöyle bir. Bakın hemen sürprizi kaçmasın diye biraz böyle golleri arkaya verdim. Bakın şimdi şaşıracaksınız. Yani ben şok oldum gördüğümde. Bakın gol. Cristiano Ronaldo. Yaşlı kurt. 54 maçta 51 gol, 22 asist. Mason Greenwood. 45 maçta 41 gol, 19 asist. Marcus Rashford. 47 maçta 39 gol, 23 asist. Ve Bruno Fernandes. Ya bu adam ne yapmış böyle? 53 maçta 29 gol, 56 asist. Rafael Varane. Bu Rafael Varane'ın bu kadar gol atması demek, bu takımın duran topları mükemmel kullanması demek arkadaşlar. 47 maçta 24 gol, 4 asist. Martial. 19 maçta 14'üne yedekten oyuna girdi. 18 gol. 19 maçta 18 gol, 2 asist. Paul Pogba. 45 maçta 15 gol, 9 asist. Harry Maguire. 43 maçta 14 gol, 15 asist. Edinson Cavani. İlk 11'de 12 kere başlamış. 26 kere de yedekten oyuna girmiş. 13 gol, 4 asist. Scott McTominay. 40 maçta 13 gol, 14 asist. Andres Pereira bizde oynamadı. Victor Lindelöf. 3 gol, 3 asist. Eric Bailly. 3 gol, 1. Neyse oraları geçelim, çok fazla değil. Wan-Bissaka. 2 gol, 18 asist. Alex Telles. 2 gol, 13 asist. Jesse Lingard. 2 gol, 9 asist. Yine burada Luke Shaw. 1 gol, 21 asist. Asistlere şöyle bakalım. Bakın 56, 23, 22, 21, 19, 18, 14, 10. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi hemen şöyle Lig Kupa diyoruz arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'e şöyle tıklayalım. Bakın. İstatistiklere şöyle gelin bakalım şöyle bir. En fazla gol. 184 gol. Bakın. Liverpool 95 gol atmış, tamam mı? 95 golü bir göz ardı edelim. Liverpool atabilir. Buradan 100'ü çıkartalım. 100'ü. Bak 100 çıksın buradan. 95 gol, 84 gol. Bakın. Üçüncüye 100'den fazla. Leeds United. Burada ya, acayip bir şey. Yani konuşma çok saçma geliyor. Ya, City ya. Manchester City 57 gol atabilmiş ya. 184 gol.
Ne demek ya? Çok acayip. Ben çok 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 şaşırdım şu an. Çok acayip bir şey. Bu arada namağlup serimiz 26 maçtır mağlup olmayan bir takım var karşımızda. 26 maçtır. Neyse. Şimdi taktiklere, taktiklere değil. Şimdi Lig Kupa, fikstüre şöyle bir gidelim. Bakın şöyle yani yemyeşil ve skorlara bakın yani. Şöyle Chelsea 9-2. 7-0, 8-0, 4-0. Watford 9-0. Crystal Palace 11-0. Liverpool 4-2. Şampiyonlar Ligi'ne şöyle çok fazla gelmeyeceğim. Bakın arkadaşlar. West Ham 10-0. Öncesinde Bayern Münih maçı 5-1. Bayern'e 6-3 yenilmişiz ikinci maçta. Ve Şampiyonlar Ligi finaline bakın. Paris Saint-Germain'le oynuyor. Paris Saint-Germain de burada görüyorsunuz. İkinci takımım benim. 6-5. Bu maçı size seyrettireceğim biraz sonra. Golleri beraber göreceğiz burada. Bakın. İkinci takımımız. Paris. Kadroya şöyle gelelim. Çok yormayacağım. Hemen göstereceğim. 43 maçta 46 gol, 14 asist. Mbappe. 50 maçta 45 gol, 27 asist. Neymar. 43 maçta 40 gol, 33 asist. Messi. 43 maçta 32 gol, 18 asist. Ramos. 27 maçta 21 gol, 2 asist. Rafinha. 12 gol, 26 asist. Danilo Pereira. 11-7. Yani burada biraz dağılmış. Goller biraz dağılmış bu takımda. Asistlere bakalım şöyle. 33, 27, 20, 19, 18, 18, 18, 17, 14, 10, 10. Böyle acayip bir şey. Yani çok fazla böyle ben şöyle göstereyim size. Hepsini tek tek söylemeye gerek yok. Şöyle bakalım. Hemen Lig Kupa diyelim. Bakalım. Pardon. Lig tablosu diyeceğim. Bakın şu an 127 avarajı var. Bakalım kaç gol atmış. 184 gol atmıştı United. 172 golde. Kimden? Paris Saint-Germain'den. 172 gol. Ne demek ya 172 gol? Ne demek? Oyunculara şöyle bakalım. Yani Monaco'dan Ben Yedder 35 golle gol kralı oldu ama onun haricinde 3 oyuncumuz var burada. Messi var burada 22. Burak Yılmaz bu arada Messi'den daha fazla gol atmış. Helal olsun Burak Yılmaz diyoruz. Şimdi gelelim yavaştan Türkiye takımı, Türk takımlarına Galatasaray'a, Fenerbahçe, Beşiktaş'a yavaştan gelelim şöyle. Galatasaray'a tıklıyoruz ilk hemen. Hemen şöyle şey gösterelim. Bakın arkadaşlar. İlk 3 bizim taktiğimizi kullanan 3 takım. Beşiktaş 77 puanda biraz gerilerde kalmış. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe şöyle baktığımız zaman birinin 94, birinin 91 puanı var. Bakın bu taktik 7-8 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe şampiyonluğu getirdi. Bu bile bir şeydir. Öyle söyleyeyim size. Ama burada bariz bir Galatasaray üstünlüğü görüyoruz. 90 averaj var burada. 90 averaj hiç kötü değil. Hemen Galatasaray'ın şöyle bakalım oyuncularına. Bakın arkadaşlar. Mustafa Muhammed 43 gol 8 asist. Cagne 32 gol 12 asist. Halil Dervişoğlu 24 gol 12 asist. Kerem Aktürkoğlu 23 gol 7 asist. Arpaslan Öztürk 16-8. Berkan Kutlu 14-10. Barış Yılmaz 12-4. Vitor Nelson 12-2. Luyendama 9-3. Alen Antalyalı 8-7. Neyse bunlar yavaş böyle gidiyor. Peki bu ne demeli? Patrick Van Aanholt. Bakın bu adam 38 maçta 2 gol 37 asist yapmış. Ömer Bayram da sol bekte oynayan bir oyuncu. Aynı şekilde Van Aanholt'un olmadığı zamanlarda Ömer Bayram 4 gol 21 asist yapmış. Yani mükemmel şeyler bunlar. Böyle diyelim. Böyle yavaştan Fenerbahçe'ye bakalım şimdi de. Fenerbahçe ne yapmış? Diego Rossi 23 gol 23 asist. Burak Kapacak. Böyle şuradan bakalım. Direkt gollere bakalım. Nergin Berisha 37-14. Rossi 23-23. Pelkas 16-10. Ener Valencia 15-9. Serdar Dursun 14-6. Tamam bize değil. Kim Minje 12-2. Mesut Özil 10'a 15. Luis Gustavo 10'a 10. Maximilian Meyer 17, 9'a 17. Serant 7'ye 0.
Kvitnovak 7'ye 10. Sosa 7'ye 6. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Peki en fazla set yapanlara baktığımız zaman 23. Rossi, Burak Kapacak 22. Maximilian Meyer 17. Böyle yavaş yavaş geliyor aşağıya. Bakalım Beşiktaş ne yapmış? Şöyle baktığımız zaman Güven Yalçın 26'ya 8. Batshuayi 23'e 9. Larin 19'a 8. Teixeira 16'ya 18. Kenan Karaman, The Goat 15 gol 5 asist. Raşit Gezal 12 gol 11 asist. Mihailen Pjanić 10 gol 17 asist. Böyle gidiyor tek tek. Peki en fazla asist yapan oyuncularımıza şöyle baktığımız zaman Rozier 25 asist. 6 gol 25 asist. Umut Meraş 21 asist. Teixeira geliyor sonra. Yavaş yavaş aşağı doğru. Rıdvan Yılmaz çok fazla maç yapamamış. Ya gerçi yapmış aslında ama çok fazla asiste katkı sağlayamamış. Böyle yavaş yavaş bunları gördük. Şimdi şöyle Lig Kupa diyeceğim tekrar. Süper Lig diyeceğim. Takımlara şöyle genel bir bakış yapalım. Galatasaray 162 gol atmış. Fenerbahçe 124, Beşiktaş 118. Bakın. Bu 3 takım 100 golü geçmiş. Neredeyse 120 golü geçmiş diyebiliriz. Yani 118, 120 diyelim buraya. En az gol yiyen takım arasında Fenerbahçe var sadece. Beşiktaş ve Galatasaray'ı burada göremiyoruz. Fazla gol yemişler. Şimdi ne yapalım? Buradan 3-4 tane maç seçeceğim size. O 3-4 tane maçı size seyrettireceğim. Sonra da videoyu bitireceğiz. Evet, ilk maçımız şu an Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Maçın skoru 5-3 olarak. Şöyle bir dakika, hemen bir ayarlamayı yapalım. Yönetmen diyor burada taş çizelim. Şöyle daha rahat görüyoruz. Önemli anlar. Şöyle birazcık hızlandırır. Önemli anlar. Aynen önemli anlar. Şöyle birazcık hızlandıracağım maçı. Oynat diyelim. Hatta biraz daha mı hızlandırsam? Bir tık daha hızlandıracağım. Murtan. Asusao. Sasha Boy. Sasha Boy. Altay. Murtan. Ortası Nelson vurdu, olmadı. Burada Altay'ın çok büyük hatası var. Bu golde. Böyle, bu şekilde biraz uzun olacak. Bir dahaki göstereceğim maçlarda sadece golleri seyrettireceğim. Luis Gustavo. Bir de tabii şey seyrederiz. Şampiyonlar Ligi'nde final. Paris Saint-Germain. Bu arada çok güzel bir gol Rossi'den. Boşta kaldı top. Paris Saint-Germain'le Manchester United arasında oynanan ve 6-5'te sonuçlanan maçı seyredeceğiz. Hatta bu maçtan sonra direkt onu seyredelim. Çok da fazla maç seyretmeye gerek yok. Taktiği zaten indireceksiniz. Size aşağıda linkini vereceğim. İndirirsiniz, denersiniz. Bana aşağıda yorumları kesinlikle yazın arkadaşlar. Böyle beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Taktiğin iyi yönleri, kötü yönleri. Bir oradan bir etkileşim kuralım. Bu arada bak, defans arkasına mükemmel toplar atılıyor. Ve taktik neredeyse yani defans arkasına açıklar veriyor. Bu taktiği kullanacaksınız eğer, hızlı bir defans hattı oluşturmanızı tavsiye ederim size. Ön sezileri yüksek, hızlı defans oyuncuları çok iyi iş görür. Ve derbi öncesi olduğundan dolayı biliyorsunuz pazar günü derbi var. Hani bu maç değer, birazcık seyredelim bu maçı. Asunsao. Aşa boy. Boşluğa hemen Van Aanholt'u gördü. Van Aanholt Mustafa Muhammed'e, Kerem Aktürk koluna gelmedi top. Kimmiçe. Salazay. Atilla Salazay. Nasıl okunuyor da bilmiyorum ya. Berisha aldı. Halil'le kaldı top. Halil Mustafa Muhammed. Ve ceza sahası içinde mükemmel pozisyonlar seyrediyoruz. Taktik bize bunu çok iyi vaat ediyor zaten. Ve çok iyi de veriyor bunu. Aman tanrım. Aman bak. Morta'nın asistini görüyoruz herhalde. Morta mükemmel bir asist yaptı. Bu hareket. Ne diyorlar o harekete? Bir şey diyorlar o harekete de. Bilmiyorum şu an ismini. Maximilian Meyer. Bakın Fenerbahçe topla şeyden çıkıyor. Defanstan kısa pasla çık olduğu için taktikte defanstan kısa pasla çıkan takımlar nasıl basılıyor önde görüyorsunuz. Gustavo. Özil. Salazay'ı. Gustavo. Çok açılamadı. Bu arada offside herhalde. Bir işte top, çarpan top offside oldu. Açık Van Aanholt.
Kesin penaltı. Kesin penaltı bu. Çünkü direkt karşı karşıya kalacaktı. Kesin penaltı. Hala aklımda Morata'nın o güzel asisti. Berkan Kutlu çok güzel köşeden bıraktı. Burada Fenerbahçeli taraftarları görüyorsunuz ama derbide biliyorsunuz deplasman takımları tamamen kaldırıldı diye biliyorum. Bu Galatasaray taraftarları olacak. Hatta ve bu Galatasaray'ın lehine bir durum. Bayağı lehine bir durum. Ve biliyorsunuz sahalar herhalde %100'e kadar dolu olacak. Bakalım güzel bir derbi bizi bekliyor. İnşallah futbol kazanır diyorum ben. İnşallah güzel futbol seyrederiz. Biliyorsunuz derbiler çok kurak geçiyor. Pozisyon zenginliği olarak çok az oluyor derbilerde. Genellikle bazı derbilerde mükemmel oluyor. Bu arada acayip pozisyon daha. Filip Novak, Berisha, Novak çok güzel bıraktı. Oradan direkt vurabilirdi. Meğer ama vurmadı. İstizil kullanıyor. Kullandığı direkten out. Şöyle baktığımız zaman hani pozisyon zenginliği çok fazla, bu direkt dikkat çekiyor. Ya bu taktiği kesinlikle alın indirin bir deneyin yani. Ben denemenizi tavsiye ederim. Çok zevk alacağınız bir taktik. Kerem Aktürkoğlu'na mükemmel pas. Kerem Aktürkoğlu 6 ay. Arka kurtardı. Bu maçtan sonra direkt şeye geçeceğim bu arada dediğim gibi. Şampiyonlar Ligi finaline geçeceğim. Bu taktiği oynayan iki takım Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı ve biri kazandı. Bu taktik Fransa Lig 1 kazandırdı. Bu taktik 8 sene şampiyon olamamış Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandırdı. Manchester United ligde, Premier Lig'de adam akıllı şampiyon olamıyordu. Ona şampiyonluğu getirdi. Bayağıdır Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettiremiyordu. Ona Şampiyonlar Ligi'ni getirdi. Yani daha ne diyebilirim? Bu taktikle oynayan takımlar 100 gol ve üzeri gol attılar. Biliyorsunuz Fenerbahçe 101 golle şampiyonluk yaşamış. 103 golle mi? 101 golle mi? Tam hatırlamıyorum. Şampiyon olmuştu. Hala dillerdedir yani. 103 gollü şampiyonluk falan tarzı. Bakın hani tabii ki bir oyun bu. Ama ben futbol menajeri nasıl söyleyeyim size? Gerçeğe en yakın oyun olarak görüyorum futbolda. Gerçeğe en yakın oyun budur yani. Futbolda taktik manasında söylüyorum. Tabii ki grafikler olarak falan değil. Taktiğe en yakın oyundan bahsediyoruz ve 103 gol Türkiye Ligi için bayağı böyle önemli bir gol. Galatasaray 172 gol attı ya. 172. 103'ten 72 çıkardığı zaman 69 gol fazla. Premier Lig gibi bir ligde, Premier Lig'i biliyorsunuz. Premier Lig'de sonuncu olan takımı bizim lige koyun. Yani şampiyonla oynar. Yani o derece yani. Burada ya yazık yani, üzülmesi gereken bir durum bu. Ama bu bir gerçek yani. Premier Lig'in sonuncu olan takımını gelin bizim lige koyun. Bu arada güzel bir gol attı Novak. Yani şampiyonlar rahat oynar. Yani öyle bir ligde 4,8 gol ortalaması tutturup 184 golle şampiyon oldu United. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attığını merak ediyorum da orada bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde de hiç böyle az golle geçmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane maç oynuyor? Hatırladığım kadarıyla 6 maç şeyde oynuyor. Grupta 6 oradan. 2 ilk ön eleme 8. 2 çeyrek final 10. 2 yarı final 12. Bir de final 13. 13 maçta bakalım kaç gol attı United. Bu arada maç sonu. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçındayız. Orada evet, Şampiyonlar Ligi finaliyle karşınızdayım. Maçın skoru yanda yazıyor. United 6-5 kazandı. 11 gollü mükemmel bir final. Hadi gelin bu finalin tadına varalım. Güzelce seyredelim. Şöyle belirtmek istiyorum. PSG ve United ikisi de benim size önerdiğim taktiği kullanıyorlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Mbappe. Mendes'e. Tekrar Mbappe.
Mbappe güzel kaçırmaya çalışmadı. Bruno Fernandes, Ronaldo'ya Marquinhos. Achraf Hakimi. Hakimi'den Neymar'a Harry Maguire. Luke Shaw ileriye Ramos. Paredes, Nuno Mendes. Mbappe döndü. Hakimi mükemmel bir gol. Hakimi mükemmel bir gol attı. İlk 3 dakikaya şöyle baktığımız zaman finalde Paris Saint-Germain'in baskısı ve golü buldular. Paul Pogba. Çıkarken kaptırdılar. Nuno Mendes. Mbappe'yi gördü. Mbappe Neymar'ı gördü. Neymar 2-0 dakika 9. Dakika 9 mükemmel bir reaksiyon gösteriyor. Paris Saint-Germain ilk 10 dakikada United'a karşı. Rashford, Pogba, Greenwood, Luke Shaw derken tekrar kaptırdı. Hakimi. Hakimi 3 gelecek mi? Hakimi Wijnaldum De Gea mükemmel kurtardı. 3 gelseydi maç kopardı. Ve bu gördüğünüz skor olmazdı. Paredes. Marquinhos. Paredes tekrar korner kullanıyor. De Gea'dan mükemmel bir kurtarışla şu an ipten alıyor United'ı. Öyle söyleyebilirim. Luke Shaw. Ronaldo. Greenwood. Paul Pogba. Donnarumma. Marquinhos. İleriye Rafinha'ya. Rafinha'dan Paredes'e. Nuno Mendes Neymar'ı mükemmel gördü. De Gea ne yapıyorsun? De Gea kalesinde devleşti şu an. Mükemmel işler yapıyor. Tabii kaliteli takımda kaliteli daha kaliteli maç oluyor. Öyle söyleyeyim size. Tabii Galatasaray Fenerbahçe'de kalitesiz takım değil ama hani bir Paris Saint-Germain bir United değil yani. Harry Maguire kullandı frikiyi. McTominay. Luke Shaw. Bruno Fernandes. Wan-Bissaka. Aman tanrım ne kadar mükemmel bir gol. Hakimi'nin golüne benziyor ama ondan çok daha güzel bir gol. Messi. Yaşlı kurt ne yapıyor? Messi mükemmel getirdi. İçeriye kadar olmadı. Harry Maguire. Bruno Fernandes. Mükemmel kaçırdı Greenwood. Ve maç 34. 35. dakikada 2-2'ye geliyor. 2'ye geldi. Hakimi Egea. Uzun taç kullandırtıyoruz genellikle. Çok etkili oluyor. Fenerbahçe maçında biliyorsunuz Altay'ın büyük hatasında taçtan bir gol gelmişti. Messi aldı Luke Shaw'dan. Rafinha'nın önüne uzun top. Rafinha De Gea. İkinci yarı geçtik. Bruno Fernandes. Egea vurdu olmadı. Paredes. Wijnaldum. Paredes. Ortası olmadı. Ramos'tan bir orta gelir mi? Ramos'tan mükemmel bir asist. Wijnaldum'dan şık bir gol. Maç 3-2'ye geldi. Dakika 60. Fernandes'in ortası. Dakika 65. Harry Maguire'le direkt karşılık verdi. Maç şu an 3-3. Marquinhos. Paredes. Nuno Mendes. Mbappe düşürüldü ceza sahası içinde. Varan bir penaltı sebebiyet verdi muhtemelen. Evet. Maç 3 dakika 75. Bir penaltı kazandı. Paris Saint-Germain topun başında. Ramos var. Sergio Ramos. Penaltıcı attı golünü. Maç 4-3'e geldi. Dakika 76'ya giderken maç şu an 4-3. Rafinha olmadı. Wijnaldum. Rafinha. Paris bastırıyor. Kupayı çok istiyor. Dakika 82. 4-3 öndeler. Ronaldo yaşlı kurt topu sürdü. Fernandes'in önüne mükemmel bıraktı. Fernandes. Ronaldo'nun asistiyle golü buldu. Maç 4-4'a geldi. 4-4'lük bir maç. 83. dakikada. Daha dakika 83. Maç 4-4. 3 gol daha olacak. Neymar, Danilo, Bernat, Juan Bernat. Ortası Mbappe. De Gea'da kaldı top. Eric Bailly, Kehrer, Danilo, Leo Messi'den mükemmel bir asist. Rafinha maç 5-4 oldu şu an. Dakika 85.
5 dakikada 2 gol bulması lazım. United'ı bulacak da. Van de Beek. Lindelöf. Greenwood'un önüne olmadı. Kehrer, Donnarumma'ya. Donnarumma ileriye dikti. Eric Bailey. Lindelöf. Bruno Fernandes. Lindelöf. Aktardı topu Rafinha'ya. Rafinha, Donnarumma'ya. Donnarumma ileri dikti. Neymar. Dagba. Messi uyudu. De Gea. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Dalot. Dalot ileriye Bruno Fernandes'e. Fernandes. Bruno Fernandes mükemmel çevirdi Pogba'ya. Pogba 5-5. Dakika 87. 5-5'i buldu United. Nasıl bir maç böyle? Mükemmel. Lindelöf ileriye Ronaldo'ya. Ronaldo. Dakika 88. Pogba çevirdi. Greenwood. Antony Martial yok. Bruno Fernandes. 6-5. Dakika 88, 89 hatta 6-5. Gol iptal mi oldu? Gol geçersiz. Şu an gol geçersiz. Bakalım bir gol daha bulabilecek mi? Dakika 89. Maç 5-5. Şu an Bernat. Bernat Bailey'e geçemedi. Lindelöf. Van de Beek. Van de Beek ileri mükemmel şişirdi. Martial. Antony Martial attı golü. 89. dakikada galibiyeti getiren gol geliyor ve maçı United 6-5 kazanıyor. İşte mükemmel bir taktik. Aşağıda linkini veriyorum. İndirin, deneyin. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Görüşmek üzere diyorum. Daha maç bitmedi bu arada. Maçı bitirelim. Ege'den yine mükemmel bir kurtarış. Messi offside falan filan bir şeyler. Ve maç bitti arkadaşlar. Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.